satmışım anasını, ben böyle sevdalı satmışım anasını. Çekmişim cefasını, sürmedim sefasını, ben böyle sevdalım satmışım anasını. Ha böyle sevdalım satmışım anasını. Dostlarımız, sevgili Kaçkar Karadeniz TV izleyenleri, bir haftadan sonra sizlerle birlikte olmanın mutluluğu içindeyim ben, burada. Biz ekran başında, sizler de evinizde, iş yerinizde ekran başındasınız diye düşünüyorum inşallah. Kimler bizlerle birlikte bakalım, bizlere katılımlarıyla, mesajlarıyla ulaşacak dostlarımızdan göreceğiz. Hep birlikte bugün çok değerli iki tane
Hatta üç tane güzel bir keman virtüöz ustası kardeşimiz de Aytaç da burada yanımızda olacak. Biz sizlerle birlikte çok güzel duygulardan namelere dökülen dizelerle yüreğinizin sesi olmaya çalışacağız efendim. Bugün çok değerli sanatçı arkadaşım Nazire Savran ve çok değerli üstadımız, büyüğümüz, abimiz, üstadımız, bestekar, güftekar Hüsamettin Elçi konuğum. Hocam, öncelikle hoş geldiniz diyorum. Sizin yakın zamanda biz çok güzel bir albüm tanıtımınızda bulunduk. Çok güzel, size yakışacak şekilde ses getiren bir albüm tanıtımı yaptık Bostancı Gösteri Merkezi'nde. Kısaca ben size kendinizi, sevgili Kaçkar Karadeniz TV izleyenlerimizi tanıtır mısınız demeden önce, o konuşmayı yapmadan önce, o sohbetimiz olacak zaten, çok güzel şeyler konuşacağız, size daha çok şeyler soracağım. Ama hemen ben sanatçı arkadaşımızı davet etmeden sizden o güzel şiirleri nasıl yazıyorsunuz diye ben de soracağım size hocam. Ve arkasından o şiirlerin hepsinin bir hikayesi vardır umarım, değil mi? Kesinlikle. Peki şimdi hemen bir tanesinin hikayesini anlatalım mı? Vallahi zannedersem Nazire Hanım bugün onunla... Ortak onun için bence siz başlayın. Ortak, evet. Hakikaten muhteşem notalarını dizdiği ve muhteşem yorumladığı bir şarkı var. İkimizin ortak şarkısı. Evet. Son kez, son kezin şöyle bir özelliği var. Hakikaten bakış açısını biz geleceğin şarkıları derken, bu şarkıları yaparken sadece müzik, name değilsin istemedik. Bakış açısı da değişsin istedik. Evet. Aşka bakış da değişsin istedik. Evet, ben bunda ısrarlıyım. Nasıl ısrarlıyım? Biz yaptığımız şarkının, şarkılardaki konuyu, aşkın tabiri caizse tohumunu, evet, veyahut da mayasını anneden aldık. Annenin sevgisinden esinlenerek aldık. Ve öyle bakıyoruz. Çünkü anne ne kızar, ne darılır, ne küser, ne ister. Böyle şimdiki gibi kafana sıkar gideriz demiyoruz. Seni dünyayı dar ederiz demiyoruz. Çünkü seven bunu diyemez. Hiçbir annenin çocuğuna dünyayı dar ettiği görülmüş müdür? Evet. Öyleyse. Sizin bir anne şiiriniz de var. Güzel başka, bir anne şarkınız da var. Onu da dinleyeceğiz bugün bu, inşallah. Bu Nazire Hanım'ın hakikaten ruh kattı. Nameleriyle. O başka, başka. Evet, gerçekten çok başka bir türlü okuyor şarkılar. Hatta o kadar etkiledi ki inanın. Geçenlerde bir olayı anlatmak istiyorum. Gecenin çok derin bir noktasında bir kızımız ağlayarak beni aradı telefonla. Ama hıçkırıktan inanın ki anlamakta güçlük çekiyordum söylediklerini. Bana dedi ki Elçi Bey dedi, sizin şarkınız son kezi belki sizden daha fazla dinlemişimdir. Beni öylesine etkiledi ki ben ayrılmak için müracaat ettim mahkemeye. Lakin bu şarkı beni öylesine etkiledi ki ben bir şans daha vermek istiyorum dedi. Ben de tabii dilim döndüğünce ayrılığın çok zor olduğunu, evet, bir yuva yıkmanın çok kötü bir şey olduğunu, evet, ifade etmeye çalıştım ve ikna etmeye çalıştım. Hatta bir hafta sonra inanır mısınız delikanlıyla beraber beni aradılar. Barışmışlar. Kızımız bir şans daha vermiş delikanlıya. Ne güzel, ne güzel. Barışmışlar. Ne kadar güzel. Beni aradılar. Dediler ki teşekkür etmek için aradılar. Ben de onlara dedim ki en güzeli ben size Nazire Hanım'ın telefonunu vereyim. Siz asıl ona teşekkür edin. Yoksa bu şarkıyı duymanız, dinlemeniz olmuş, mümkün değildi. Evet, ben hocam, müsaade ederseniz şiirini alalım, sonra da Nazire Hanım'ı bekletmeyelim, alalım. Sizden şiiri alalım, dinleyelim üstadım. Ben
o şiirin bir kıtasını aktarayım. Sen bu aşkta inan ki çok suçlusun. Bazen sordum, gerçekten sen bu musun? Sensizlik mi? Aman, aman Allah korusun. İstemezsen başım eğer gider. Son kez dersen ben bir daha denerim. Onur demem, gurur demem, yenerim. Can diyorsan bin kez feda ederim. İstemezsin başım eğer giderim. İstemezsin başım eğer. Yes.
ki çok suçlusun. Bazen sordum, gerçekten sen bu musun? Sensizlik mi? Aman Allah korusun. İstemezsen başımı yer giderim. Sensizlik mi? Aman Allah korusun. İstemezsen başımı yer giderim. Son, son kez dersen ben bir daha denerim. Onur demem, gurur demem yerim. Can diyorsan bin kez feda ederim. İstemezsen başım. Böyle nasıl güzel teşekkür bir ses ederim. Bu böyle. Çok teşekkür ederim Necla Hanım. Sağ olun. Canım benim. Çok. Sizin de gönlünüze sağlık çok tekrar. Çok sevdiğim, sesinizi çok sevdiğim, kişiliğinizi çok sevdiğim bir sağ olun. Hoş geldiniz güzel tekrar. Geçiniz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Üstadımla biraz konuştuk şiire evet. kadar. Ama şöyle tekrar sıradan devam etmek istiyorum. Üstadım, hocam. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Şimdi ben Kaçkar Karadeniz TV izleyenlerini ilk defa sizi ağırlıyorum. Daha önce burada konuk olmadınız herhalde. Sanırım. Olmadınız. Şimdi onların dinleyicisine, izleyicisine Hüsamettin Elçi kimdir? Şöyle bir kısaca kendinizi tanıtırsanız daha sonra müzikle ortak noktamıza kadar geleceğiz. Sırasıyla şöyle tanıştırmak istiyorum. Galiba soruların en zoru kendini nasıl bilirsin, nasıl tanıtırsın? En zor olan insanın kendisini anlatması. Benim için öyle. Ben şöyle ifade etmek isterim. Sizin şöyle yardımcı olayım isterseniz. Siz bir iş adamısınız. Siz bir iş adamısınız. Elçi eğitim kurumlarının sahibisiniz. Ama siz iş adamının yanında böyle sanata aşık derecesinde müziğe, sanata, güfte, beste yazmaya bu şekilde nereden çıktı bu konu? Artı sizin çok değerli bir evladımızı, mekanı cennet olsun, onu biliyorum bildiğim kadarıyla. Belki sizi bir de o yürekten bu kadar derin derin duygulara üretmeye sebep oldu, bilemiyorum. Artık bu kadar yardımcı oldum siz anlatın gerisini. Şimdi ben şöyle ifade etmek isterim. Ben siyaset evet. ve ticaret peşinde bir ömür yedim. Ben ömrümü ticarette
siyasette ve sosyal. Çünkü sosyalı da katmak durumundayım. Ben bugüne kadar 13 tane oda, vakıf ve derneğin başkanlığını yaptım. Evet. 13 adet. Bu galiba bir hayli Türkiye bazında bir rekor gibi bir şey. Evet. Ticaret, tabiri caizse, ticarette de başarılı olmuş bir insanım. Öyle derler ki, Çinlilerin bir atasözü var, Fransızlar kullanır. Derler ki, denizde hangi dalgalarla boğuştuğuna bakmazlar. Gemiyi limana getirdin mi, getirmedin mi onu sorarlar. Evet, doğru bir şey. Ben ticarette gemisini limana getirmiş bir insanım. Evet. Siyaset, fazla açmak istemiyorum siyaseti. Siyaseti anlatırken ben siyasetin arkasında bir ömür verdim. Bir ömür harcadım. Arkasında diyorsunuz ama. Siyasetin peşinde. Değil. Evet. Hep bir ömür verdim diyorum. Ama geçirdiğim çok ağır bir rahatsızlıktan sonra siyasete ve ticarete yüzümü döndüm. Odaları, derneklerin, vakıflardaki görevlerimi de birkaç tane haricinde rolantiye aldım. Ve yüzümü sanata döndüm. Evet. İstedim ki, hakikaten farklı bakıyorum. Farklı tarafından bakıyorum olayın. Benden sonrasına bir şeyler bırakayım. Benden sonra gider benim söylediklerimi, benim hissettiklerimi, benim yaşadıklarımı ifade etsinler. İşte böyle derken kader bizi sağ olsun öncelikle Nazire Hanım'la ürettiklerinizi, yazdıklarınızı çok güzel bir şekilde bir araya getirdiniz, paylaştınız. En son gecesini de yaptığımız birlikte katılımları çoğunlukla sağlanmış bir geceye imza attınız. Şimdi hemen dönüyorum. Tekrar konuşacağız. Nazire Hanımcığım hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Gerçekten. Sağ olun. Hayırlı uğurlu olsun. Öncelikle teşekkür ederim. Programımız. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Seni de Kaçkar Karadeniz TV izleyenleri, ilk defa izleyenler için. Nazire Savran kimdir? Ben mesela gerçekten seni TRT'den bir arkadaşımız olarak hep takip ettim. Ama sen de zamanında haksızlığa uğramışlardansın. Olsun, her şeyde bir hayır vardır. Evet. Yolumuza devam edelim. Kısaca ben senin o güzel sanatını her yerde imrenerek takip ediyorum. Sesinin tınısını hiçbir kimsede duyamıyorum. Sağ olun, güzel yönünüz var. Kendinizi teşekkür ederim. Tanıtırsanız kısaca. Öncelikle dinleyenlerimize sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz tabii ki buradan tüm Kaçkar TV dinleyenlerine, tüm ekibe. Ben Ankara doğumluyum. Çok fazla Ankara'da kalmadım. Anneden Kırşehirli, babadan Yozgatlıyım. Ama çocukluk itibariyle, ilkokul 3. sınıf itibariyle diyeyim, İstanbul'da hayatımızı devam ettirmeye ailemle, özellikle annem, abim ve ben olarak böyle bir yol aldık. İlkokuldan sonra annemin benim bu müzik eğilimimi görmesiyle birlikte Radyo Çocuk Korosu'yla, İstanbul Radyosu Çocuk Korosu'yla bir müzik geçmişim başlıyor. Orada 3 yıl kadar ilkokulla beraber bir süreç var, yol alan. Sonrasında konservatuar sınavları ve tercihimi İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Muskisi Devlet Konservatuarı yanında kullanarak 10 yaşında keman talebesi olarak konservatuarı kazanıyorum. Aytaç'ım, meslektaşım olabilirsin. yaklaşık 6 sene çalgı eğitim bölümünde çok kıymetli hocalarla çalıştıktan sonra ses eğitimine daha böyle bir eğilimli olduğum hissiyatıyla bölüm değiştirdim. Üniversiteyi ses eğitimi bölümünde tamamladım. Hakeza onun üzerinde de yüksek lisans yaptım. O süreçte çok kıymetli hocalarla çalışmamın vermiş olduğu bir bakış açısı değişimi de ben sanat anlamında çok yaşadım. Kendimi o kadar farklı ve şanslı görüyorum ki bu anlamda. Bekir Sıtkı Sezgin'le rahmetliyle hem repertuar hem üslup tavır hem dini musiki yönümü geliştirmeye çalıştım. Aynı şekilde Alaaddin Yavaşça'yla, Allah sağlık versin kendisine, ileri icra tekniği ve repertuar, Yavuz Özüstün, Demirhan Altuğ, solfej, batı müziği, armoni,
zaman el verse hepsinin ismini saymak istiyorum. O değil kadar mi? Çok kıymetli hocalarla evet. Çalışma şerefine nail oldum. Sonrasında bakış açım dini müziği, repertuar, Türk müziği, Batı müziği, solfej, armoni derken farklı bir kendimce yol çizmeye başladım sanırım iç dünyamda. Bunun içinde tasavvuf da vardı, dini müziği de vardı, Türk müziği de vardı, Batı müziği de vardı. Benim için müziğin güzelinin her şeyi güzel. Dinleyebildiğim her şey güzel. Ve o sanat aşkı, ben de hayatımı sizin dediğiniz gibi, iş hayatında ömrümü tükettim dediğiniz gibi, ruhumu müzikle her zaman yaşatmaya çalıştım. Onsuz yaşayabileceğimi hiç sanmıyorum. Başka bir dünya ya, müziksiz çok gerçekten, olmaz. Gerek beste yapmaya çalıştığımda açizane, ben hiçbir zaman bestekarım demedim zaten. O benim kendi ruhumun dökülen nameleri. Ama çok Hüsamettin Üstadım'ın yazdığı birçok ortak şarkınız var zaten. Evet. Çok başarılısınız. Sağ olun, çok yani teşekkür ediyorum. Bestekarlıkta da başarılısınız. Sağ olun. Ama hani ilk önce yorumcu kimliğimle hep tanındım. Şimdi ben size güzel bir şarkıyla ara verelim mi hemen? Başta hemen bir şey ifade dediğim ben Nazire Hanım için evet bütün devirlerin üç tane kadın bestekarı sayarsanız birisi Nazire Hanım. Estağfurullah. Çok bütün devirlerin. Evet. Bütün dönemlerin. Evet katılıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar sohbetimize devam edelim ama çok fazla ekran başındaki dostlarımızı da bizi izleyenleri de şarkılarla ara verelim sözlerimize. Sırada söz ve müziği kıymetli büyüğümüz Hüsamettin Elçi'ye ait bir şarkı var. Sözü ve müziği. Evet. Üstadım gerçekten siz de başarılısınız bayağı. Maşallah. Estağfurullah. Evet. Onlarla evet, Kürdeli Yaskar Makamı'nı çok seviyor. Asla onlarla kıyaslanmam biliyorum ama. Estağfurullah. Alalım hemen. Alalım. Sevgili yönetmenim. Evet. Senden eser kalmamış. Ben
ben de baktım vefasız, senden eser kalmamış diyorlar ki davet duymamışsın, ben de yazdım vefasız, alıp okumamışsın. Evet. Yine sağlık. Sağdım, yüreğinize sağlık. Güzel bir eser çıkmış ortaya gerçekten. Hakikaten çok farklı bir eser oldu. Evet. Yani ben bunu hep çalıp okuduğumuzda derim ki eskinin o siyah beyaz filmlerinin havasında, o evet, atmosferde. Türk filmleri. Evet, evet. Filmlerinin şeyinde farklı bir şey oldu, şiir oldu. Onu kendim üstlendim. Hakikaten de sağ olsun. Yorumuyla can verdi. Evet, çok güzel, çok da güzel olmuş. Evet, bizim bu akşam, bizi akşam programlarından, şey radyo programlarını hep akşam yaptığım için akşam evet, kelimesi evet, ara ara dilime dolanıyor. Evet. Bizi bugün yalnız bırakmayan genç bir kardeşimiz burada. Sevgili Aytaç. Aytaç, hoş geldin. Seni tanıyalım kısaca. Mikrofon şey yapalım. Aileden gelen. Çanakkale Liga doğdu. 76 doğdu. Ses. Sesim geliyor mu? Evet. Evet, sizi tanıyalım. Çanakkale. Aileden müzisyenim ben. Evet. Benim amcam olsun, kardeşlerim olsun, ailem olsun. Evet, Şeref Gülsün üstada selam ve sevgiler olsun. Selam olsun. Sevgiler, evet. Çeşitli sanatçılarla, çok pek kıymetli sanatçılarla Türkiye'de bu yaşıma kadar eşlik ettim. Şimdiki zamanda da başkanımız, ağabeyimiz Samettin Elçi Bey'in yanında. Onun bu tutmuş olduğu müzik yolunda eşlik etmeye çalışıyorum. Çok güzel, çok güzel. Teşekkürler. Evet, teşekkür ediyorum. Teşekkür. İyi ki geldiniz. Bugün canlı performans da olacak Nazire Hanım'la beraber. Evet. Tabii. Evet hocam, konuşmaya devam edeceğiz. Tekrar sizin şimdi bir koro da var. Koro evet, şefliği de var. Değil var, mi? Var. Bu sene albümün yoğunluk trafiğiyle alakalı da biraz olsun. Bir de çok büyük değil daha oğlumdan dolayı. İkisinin zincirleme olan programından dolayı biraz askıya almak zorunda kaldım. Ha, bu sene yok. Geçen sene vardı. Vardı, yine kapatmadık. Sadece biraz ara verdik. Sonrasında devam edeceğiz inşallah. Güzel bir koromuz var. Kadıköy Belediyesi bünyesinde çalışıyoruz. Türk Sanat Nazire Sağlam Türk Müzik Korosu olarak. Çok da kıymetli dostlarımızla, arkadaşlarımızla orada. Hepsine selam ve sevgiler sağ olun, gönderelim. En güzel zamanlarımızı geçirmeye çalışıyoruz. Evet. Evet üstadım. Sırada ne var? Konuşmak ister misiniz bu şiirlerle alakalı? Şimdi sıradaki gelecek olan şiirimizle alakalı, şarkımızla alakalı şiirimiz var mı? Bizi şiir seslendirecek misiniz? Boşa değilmiş. Okuyacaksınız sanırım. Evet. Boşa değilmiş zaten. O beni çok arasında ben şiirimi okuyacağım. Evet. Farklı bir şarkı. Klip olarak bunu yaptık. Hakikaten. Nazire Hanım'la beraber farklı bir şarkı, farklı bir klip. Ben o Nazire Hanım'ın yorumuyla daha farklılaştı. Umarım arasında öyledir. Arasında zaten ben şiirini okurum. Şiirini de okurum ben. Hı hı. Zaten şarkının arasında da çok güzel bir yorumunuz var. Şarkı her şeyi. Öyle gidelim isterseniz. Şarkı her şeyi. Evet sevgili dostlar, çok güzel, benim favori olan bir eser geliyor sırada. Boşa değilmiş. Sözlerini bir dinleyin. Thank you.
kabus rüyamda demek ki sevdim boşa gözlerimde gördüğüm biri. Bakar mıydın yoksa seviyor gibi? Acep şimdi nerede? Kimlesin şimdi? Bu şüphe, bu kaygı boşa değilmiş. Thank you.
televizyonlarınızın sesini yükseltin. Çünkü birazdan duyacaklarınıza ve göreceklerinize inanamayacaksınız. Bugün bir tane montu bedava vereceğiz, hediye edeceğiz. Yani ücretsiz göndereceğiz. Evet, bedava, bedava. 5 dakika süre boyunca arayan bütün izleyenlerimiz bir alana bir bedava sadece 99 liraya sahip olacaklar. Su geçirmez. Bakın sevgili izleyenler, montlarımız aynen bu şekilde, evet bu şekilde kargo kapınıza getiriyor. Paketi görüyorsunuz, içiniz rahat oluyor. Bakın içinde mont var değil mi? Belli oluyor. Evet. Aynen bu şekilde kapınıza geliyor. Paranızı verip montunuzu alıyorsunuz ve Allah razı olsun deyip dua ediyorsunuz. Ülkemizde bu fiyata satan yok. Yok yok. Biz üreticiyiz. Yani arada toptancı yok, mağazacı yok, mağazanın kirası yok, mağazanın vergisi yok, şusu yok, busu yok. Yok yok. Biz üretiyoruz, direkt kullanıcıya satıyoruz. Yani üreticiden tüketiciye. Fazla paranız cebinizde kalsın. Arkadaş, bu montu alacaksın, 200-300 lira değil, 99 lira vereceksin. Arayan herkes, ama herkes, sorgu, sual, çekiliş yok. Arayan herkes 99 liraya alacak. Bir alana bir bedava vereceğiz, bedava. Şu anda ekran başındaki Ahmet amca, Mehmet kardeşim, Ayşe teyze, Fatma abla, bakın bu fırsatı bir daha bulamazsınız çünkü ürünlerimiz bitiyor. Yani bundan sonra 200 lirada, 300 lirada verseniz bizde yok. Bitti çünkü az kaldı. Şu an zannedersem 1500 tane falan ürünümüz kaldı. Yetişen alıyor. Fırsat bu fırsat. Bir daha bu fırsatı yakalayamazsınız. 99 liraya satışını yapıyoruz ve bir alana da bir hediye ediyoruz. Ücretsiz gönderiyoruz. Arkadaşlar, ekran altındaki numarayı hemen hızlı bir şekilde arayın. Bilgi sahibi olun, sipariş verin. Bakın her yaşa uygundur. İstediğiniz şekilde de farklı bedenleri de mevcuttur. Ne kadar şık bir mont. Bakın görüyorsunuz şu anda ekranda. Bir mont siz alıyorsunuz. Bir mont da sağ olsun hep soruyordunuz ya. Hakikaten ya, iki adet montu nasıl bu kadar uygun fiyata sunuyorsunuz diyordunuz ya. Sağ olsun beni kırmadı sevgili Ahmet Bey. 100 dolara 90 euroya zaten biz bu montları satıyoruz. Dedi ki maksat bizim ülkemiz kazansın. Biz zaten ihracatımızı yapıyoruz değil evet, mi? Evet, ülkemiz kazansın. Dolara inat, enflasyona inat. Şu anda 99 lira ve bir alana bir bedava. Bakın su geçirmez. İstediğiniz beden vardır. 20 yaş, 30 yaş, 40 yaş, 60 yaş, kaç yaşında olursanız olun, her yaşta bir arkadaşımız giydiği zaman böyle pırıl pırıl, çok şık, kaliteli. Bakın biz buradan ne kadar anlatırsak boş. Giydiğiniz an itibariyle şunu söyleyeceksiniz. Tek bir kelime. Ya kardeşim, Allah bin kere razı olsun. Çünkü ben bu paraya, bırakın mont almayı, penye alamam. Ben bu paraya bir tane değil, iki tane birden mont alıyorum. Şöyle bir koluma şöyle bir... Şöyle hemen yakın çekin. Şöyle yakından gösterin arkadaşlar. Şöyle. Görüyor muyuz? Şöyle bakın, su geçirmez özelliği dedik. Görüyorsunuz bakın. Su tutmuyor. Su tutmaz özelliği var değil mi Ahmet Bey? Bakın döküyorum ama gidiyor. Böyle vicdanımız rahat anlatıyor. Birazdan da kolumu göstereceğim. Hani bu şu kolumuzu... Evet. Birazdan da kolumu göstereceğim. Evet. Biz 3 lira kazanalım, 5 lira kazanalım ama herkese satalım. Çünkü en iyi reklam halk arasında yapılan reklamdır. Memnun kalmadım diyen... Bir Allah'ın kulu ya, ya bir kişi çıktı mı çıkmadı, çıkamaz, çıkmayacak da. Çünkü ürünlerimiz kaliteli. Bugün az önce denedik, su tutmuyor, su gidiyor. Niye? Kumaş su kapsanı geçirmez, kaliteli. Bu fiyatı olur mu? Olmaz. Ama nasıl bizde oluyor? Çünkü biz üreticiyiz, siz tüketicisiniz. Arada herhangi bir aracı yok. Yani dilerseniz nakit, dilerseniz kredi şöyle kartıyla. Aynen böyle. Sizler gibi ekran altındaki numaraları arıyorsunuz. Ne diyorsunuz? Adınızı, soyadınızı, telefon numaranızı, adresinizi. Kargocu arkadaşlarımız şeffaf bir kargoda, şeffaf bir ambalajda, evet, evinize kadar gönderiyor. Az önce koluma bir bardak su döküldü değil mi? Doğru, içeride yok. Bakın. İçeride yok. Bakın kıymetli izleyiciler. Şöyle kolu da çeviriyorum. Şöyle gelin, evet, arkadaşlar, yakın gelin. Bakın kıymetli izleyiciler. Az önce koluma bir bardak su döküldü. Şu an canlı canlı burada bizler sizlere, görüyor musunuz? Burada bizler sizlere gösteriyoruz. Birkaç dakika sonra aradığınız zaman bu fiyata alamayacaksınız.
Şimdi arayın, acele edin, geç kalmayın. Bir alana bir bedava sadece 99 liraya sahip oluyorsunuz. Konu paylaşmak olunca sınır tanımayanlar. Her mevsim hasta olmayı başaranlar. Onlardan kaçış yok. Ama bebeğinizin bağışıklığı güçlüyse endişelenmeye gerek yok. Güçlü bağışıklık sistemi için bebeğinizi anne sütüyle besleyin. Aptamil Çocuk Devam Sütleri, Avrupa patentli tek prebiyotik karışımı sayesinde bebeğinizin bağışıklığını destekler. Bağışıklığı desteklensin, içiniz rahat etsin. Filiz Fidanoğlu'ndan şok kampanya. Kefil yok, kredi yok, faiz yok, 36 ay 0 faiz var. 5000 lira peşin, 36 ay 0 faizle daire sahibi olma fırsatı Filiz Fidanoğlu İnşaat'ta. Kefil yok, faiz yok, kredi yok, bol bol taksit var. Ekonomiye inat, %100 yerli, %100 milli. İsterseniz 120 ay banka kredisi. Böyle fırsat görülmedi. İstanbul'a bir nefes kadar yakın Karasu'da lüks yazlıklar sahiplerini bekliyor. Kefil yok, faiz yok, topraktan satış fiyatıyla elden senetle ödeme imkanı var. Bizden 10 bin lira destek var, 20. yıla özel bu fırsatların tekrarı yok. Doğayla iç içe, huzurla nefes almak istiyorsanız, stresten uzaklaşıp ailenizle sağlıklı ve mutlu yaşamanın kapılarını aralamak istiyorsanız bir telefonunuz, bir mesajınız yeter. 7/24 hizmet veren danışmanlarımız haftanın her günü sizleri, ailenizi ve dostlarınızı ücretsiz turlarımızla Karasu'yu tanımaya, Filiz Fidanoğlu İnşaat'la tanışmaya davet ediyor. Bu tanışmadan sonra kesenize ve gönlünüze göre şahane bir ev sizi bekliyor. İster deniz manzaralı, ister orman manzaralı, şehrin merkezinde şehirden uzak, modern mimariyle özenle tasarlanmış Elite Life Modern, Elite Life Platin, Nehirkent Panorama, River City 1-2, Seaport Four Seasons gibi muhteşem projelerdeki son daireler sahiplerini bekliyor. Havasını, suyunu, doğasını yaşayıp yapacağınız yatırımın kazancını değerlendirin. Bizler de bütçenize uygun ödeme şartlarını destekleyelim. Son 5 yılın yatırımda ve yazlıkta süper gücü Karasu'da, bundan sonraki 5 yılda da büyüme ve kararlılık yolunda istikrarına devam etmeyi hedefliyor. Filiz Fidanoğlu İnşaat da bu yatırımlara sizi ortak ediyor. Karasu Limanı'nın açılması, 3. köprü ve Karadeniz Otobanı'nın bağlantı yollarının büyük bir kısmının tamamlanmasıyla, savunma sanayinin kurulacağı binlerce dönüm alan iş istihdamıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Bunun yanında ailenizle ve komşularınızla göl kenarı, nehir kenarı, şelale manzaralı, mesire alanlarında piknik yapıp uçsuz bucaksız sahiliyle deniz ve güneşe doyacaksınız. Hayal değil, rüya değil. Tüm bunlara Filiz Fidanoğlu İnşaat'ın 20. yılı özel kampanyalarıyla sahip olabilirsiniz. Kefil yok, kredi yok, faiz yok. Sizleri bekleyen şahane bir ev var. Sadece yazlık değil, iyi bir yatırım, yaz-kış oturabileceğiniz doğalgazlı, yüzme havuzlu bir daire. Aileniz için, geleceğiniz için bir gününüzü bize ayırın, dairenizi ayırtın. Filiz Fidanoğlu İnşaat güvencesiyle bugüne kadar daire sahibi yaptığımız 7000 aileye siz de katılın. Filiz Fidanoğlu İnşaat sizlerle daha da büyük bir aile olma yolunda. Ücretsiz tanıtım turlarımıza katılmak için 0850 888 0054. İster deniz manzaralı, ister orman manzaralı, şehrin merkezinde şehirden uzak, modern mimariyle özenle tasarlanmış Elite Life Modern, Elite Life Platin, Nehirkent Panorama, River City 1-2, Seaport Four Seasons gibi muhteşem projelerdeki son daireler sahiplerini bekliyor. Havasını, suyunu, doğasını yaşayıp yapacağınız yatırımın kazancını değerlendirin. Bizler de bütçenize uygun ödeme şartlarını destekleyelim.
Son 5 yılın yatırımda ve yazlıkta süper gücü Karasu'da. Bundan sonraki 5 yılda da büyüme ve kararlılık yolunda istikrarına devam etmeyi hedefliyor. Filiz Fidanoğlu İnşaat da bu yatırımlara sizi ortak ediyor. Karasu Limanı'nın açılması, 3. köprü ve Karadeniz Otobanı'nın bağlantı yollarının büyük bir kısmının tamamlanmasıyla savunma sanayinin kurulacağı binlerce dönüm alan iş istihdamıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Bunun yanında ailenizle ve komşularınızla göl kenarı, nehir kenarı, şelale manzaralı mesire alanlarında piknik yapıp uçsuz bucaksız sahiliyle deniz ve güneşe doyacaksınız. Filiz Fidanoğlu'ndan şok kampanya. Kefil yok, kredi yok, faiz yok. 36 ay 0 faiz var. 5000 lira peşin 36 ay 0 faizle daire sahibi olma fırsatı Filiz Fidanoğlu İnşaat'ta. Kefil yok, faiz yok, kredi yok, bol bol taksit var. Ekonomiye inat, %100 yerli, %100 mil. Aileniz için, geleceğiniz için bir gününüzü bize ayırın, dairenizi ayırtın. Filiz Fidanoğlu İnşaat güvencesiyle bugüne kadar daire sahibi yaptığımız 7000 aileye siz de katılın. Filiz Fidanoğlu İnşaat sizlerle daha da büyük bir aile olma yolunda. Ücretsiz tanıtım turlarımıza katılmak için 0850 888 0054. Her mevsim hasta olmayı başaranlar. Onlardan kaçış yok. Ama bebeğinizin bağışıklığı güçlüyse endişelenmeye gerek yok. Aptamil Çocuk Devam Sütleri, Avrupa patentli tek prebiyotik karışımı sayesinde bebeğinizin bağışıklığını destekler. Bağışıklığı desteklensin, içiniz rahat etsin. Thank you.
geceler gülen idim. Demek ki senin için aşk değil yalan idim. Acırım heder olan o en güzel yılların. Demek ki senin için aşk değil yalan idim. Acırım heder olan. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Eski şarkıların yeri başka, evet. Değil mi? İşte sevgili üstadım da işte bu şarkılar gibi yıllar sonra da bu şarkılar okunsun, söylensin, evet. Düşüncesinde. Anladığım evet. Kadarıyla sözlerinizde o düşünce, niyetiniz o. İnşallah öyle olacak hocam. İnşallah. Öyle İnşallah. Olacak. Çünkü öyle güzel bir seçim yaptınız ki Nazire Hanım'ın sesi nin tınısı eski Türk filmlerinde izlediğimiz o özlediğimiz seslerden. Ne mutlu. Teşekkür ediyorum. Gerçekten. Tamamen Allah'ın takdiri herhalde yollarımızın kesişmesi, değil mi? Evet. Evet. Evet sevgili gönül dostlarımız, sevgili Kaçkar TV izleyenleri, reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz ama reklamlardan sonra nedense çok çabuk geçiyor zaman. Onun için biz şöyle bir şey yapacağız değerli dostlarımız. Burada çok güzel bir albüm tanıtımından bahsettik. O albümde de çok güzel birbirinden değerli eserler var. O eserlerin hepsine biz yer vermek istediğimizden istediğimiz sorular, belki konuşmalar, duymak istediğiniz sözler olacak. Ama biz söze fazla yer vermeden müzik diyeceğiz. Dolayısıyla üstadıma bir soru sormak istiyorum. Buyurun. Müzikle devam etmeden. Üstadım sizinle alakalı ben siyasetten bahsetmiştiniz ya hani. Evet. Evet. Siyasetten bahsettiniz. Sizi yine siyasette dönmekle ilgili siyasetle alakalı bazı sözler duydum. Bir duyum geldi bana. Bunun doğrusunu sizden dinlemek isterim. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlık adayı teklifi edilmiş galiba size. Evet. Şu an için sağ olsunlar. Bir partimizin genel başkan yardımcısı ve il başkanı bizatihi gelerek böyle bir teklifte bulundular. Ben teveccühlerine teşekkür ettim ama düşünmek için bir süre istedim. İstişare etmek için. Eşimle, dostumla, yakınlarımla nasip diyorum. Hakkımdan hayırlısı diyorum. Geçenlerde de Sayın Genel Başkan gelmişti. Onunla da tekrar görüştük. Ben biraz artık yorulduğumu ifade ettim ama onlar hala bende iş olduğunu iddia ederler. Nasip diyorum, düşünüyorum. Düşünüyorsunuz. Düşünme aşamasındasınız. İnşallah yılbaşına kadar. İnşallah sizin için. Kararımı vermiş olacağım. Sizin için hakkında hayırlısı olsun inşallah diyorum o zaman. Evet, neyle devam ediyoruz? Şimdi Sevda'yla devam edeceğiz ama öncesinde söylemek istediğim şu, albümü çok özenerek çalıştık. Gerek Güfte Sabine, evet, üç kişi bir araya getirdiniz ama o üç kişiden bugün bir kişi eksik. Evet, şu anda burada değil, İstanbul'da değil zannediyorum. Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanlığı sanat dalındaki ödülü alan kıymetli arkadaşım Göksel Battagir'le beraber bu üçlü albümü gerçekleştirdik. Albümün yönetmenliğini üstlendi sağ olsun. Çok da güzel eserleri imza attı. Çok selam ve sevgiler gönderiyoruz. Nerede bizi izliyorsa. Mutlaka herhalde seyretmese bile sonrasında izleyecektir diye düşünüyorum. Evet. Sevda var sırada. Bir gün beni sana anlatacaklar. Evet. Şiiri gözünde var mı? Bir damla yaş bulacaksın. Ersin'in şiiri var tabii. Ama çok güzel bir platonik aşkı anlatır bu. Hakikaten hoş bir platonik aşkı anlatır. Platonik aşklar zaten hoştur diyorsunuz. Bilinmez. Ama şimdi istemez. Kalmadı. Zamanımızda evet. Kalmadı evet. Maalesef. O platoniklerin, o güzel aşkın, duyguların yeri kalmadı. Şimdi ben diyorum ki Necla Hanım, geçenlerde de böyle bir mikrofon düştü bana.
Şimdi derler ki hani şimdiki gençler diyorlar ki ah şimdi dünyaya gelseydim. Şimdiki yaşlılar keşke şimdi dünyaya gelseydim. Ben dedim ki iyi ki o zaman gelmişim. İyi ki onları yaşamışım. Evet. İyi ki o duyguyu kana kana işmiş. Tabii daha farklı. O duyguyu yüreğimde hissetmişim. Bunu anlatan zaten nasıl olmasa Nazire Hanım'ın o güzel yorumunda sözler hiç söylemeyen, hiç anlatmayan, bir kere bile seni sevdim demeyen bir gerçek manada sevenin şarkısıdır. Peki, şiiri varsa arada sizden alırız. Şarkının içerisinde zaten şiirsel bittiği için... Hicrine hatıraların çilen de lütfuydu ona Allah'ın. Suçlama kendini, yoktu günahın. Seni sevdiğini ne bilecektin? Seni sevdiğini ne bilecektin?
sağlık. Platonik sevmiş. Evet. O aşkını kaleme almış ve bir gün beni sana anlatacaklar demiş, bırakmış. Evet. Diyor ki. Buyurun. Buyurun. Güzel. Diyor ki bir gün beni sana anlatacaklar. Gözünde bir damla yaş bulacaksın. Seni doyasıya ağlatacaklar. Kimdi o zavallı? Kim diyeceksin? Çünkü hiç söylememiş ki, hiç belirtmemiş ki, hiç anlatmamış ki, incitir, kırar diye korkmuş. Utanmış, sevmiş ama ödesin. Böyle bir şey. Yüreğinize sağlık, ağzına sağlık. Sağ olun, Hanım, çok gerçekten güzel. Yalnız şunu belirtmek istiyorum. Bana kim darılırsa darılsın. Camiamızda, müzik camiamızda, sanatçı bayan arkadaşlarımızın arasında şu şarkıları, farklı bir şarkı bunlar, herkes yorumlayamaz. Evet. Ben bunu, açısı tamamen altı tabii. Parantez, gerçekten bunu size takdir ediyorum, tebrik ediyorum. Herkesin okuyamayacağı eserler. Ama Reca Hanım, biz de Göksel'le bu yüzden bir ara. Yani muzdaribiz. Niye muzdaribiz? Şanssızız diyeyim. Çünkü bizim şarkıların Nazire Hanım'dan başka söyleyebilecek o ses aralığı olan kimse yok. Yani için, vardır illa ki vardır. Yani çok zor. Yok yok Nazire Hakikaten, Hanım gerçekten ben ona katılıyorum. Şu şarkıları herkes yorumlayamaz. Kesinlikle. Çok kıymetli arkadaşlarım var. Hepsi kendi canlımda çok bir güzel. Bir de farkındaysanız değerli. Korolarda bile şarkıların klasiklerine fazla kaçmıyorlar. Hep insanların bildiği şarkıları seçiyorlar ki evet. İnsanlar sıkılmasın, uyumasın falan diye. Ama ben ona da taraftar değilim. Neden? Çünkü bu sefer kısır bir döngü başlıyor. Hep bilinen, yıllardır bilinen şarkıları okuduğumuz için zaten dinleyenler acaba bunun haricinde repertuar yok mu demeye başladı yeni jenerasyon. Siz bunu öyle düşünüyorsunuz, ben düşünüyorum ama bunu düşünen düşünüyor. Aslında çok doğrusu. Yeni şarkılar mesela işte üstadım üretiyor, dinle, başka dinle. Arkadaşlarımız üretiyor. Evet, tabii, bu üretilenlere yer verip de, fırsat verip de biz koro arkadaşlarımız, koro şeflerimiz tabii. Bu şarkıları eline alsa... Tabii. Kulaktan kulağa duyursa. Çalışmak ve emek ne var vermek sanki? Lazım. Çalışmak hep eskileri eskileri dillerine dolamışlar. Yeni şarkılar kazandırmak onların elinde değil mi? İç içe olmalı eskilerle yeniler. Ben evet. Öyle düşünüyorum. Şimdi belki biraz da suç bizde. Yani bakıyorsun zaten biz öyle demiştik. Ben diyorum ki şu anda benim ülkemde 100 yıl öncesinin şarkılarını okuyup 100 yıl öncesinin şarkılarını çalıyorsunuz. Evet. Biz de zaten Göksel Bey, Nazire Hanım ve benim bir araya gelişimin temel felsefesi bu. Biz diyoruz ki tabii. 100 yıl sonrasının şarkılarını. Dilerim nice şarkılar çıksın aynı şekilde. İnşallah. Yol alalım ki müziğimizi bir şekilde yaşatalım. İnşallah şu sizin söylediğiniz şarkıların hepsini başka arkadaşlarımızın ağzından da duyalım ama ben şarkı söylemek istiyorum. Sizin lezzet olmaz. Evet bence söyleyin. Sözünü Hüsamettin Elçi Bey'in müziği kıymetli arkadaşım Göksel Baktagir'in. Aslında düet yaptığımız şarkılar var ama şu an kendisi de burada bulunamadığı için. Şarkıların birçoğunu benden dinleyeceksiniz. Ben de memnuniyetle severim. Memnuniyetle dinlemek istiyoruz zaten. Evet, çok güzel bir şarkı. Evet, sırada anne var. Bunu ayakta söyleyeceğiz.
şeyim evladım canım de bir daha söyle. Dayanamadım. Şimdi yine damarıma basıldı. Anne başka bir duygu. Benden nem var. Yani bilmiyorum görebiliyorlar mı ama. Yani baştan beri nemle gidiyoruz. İşte dedi söylemiştim. Bilmiyorum şarkılarınızda, sesinizde bugün benim duygu yoğunluğum çok ah, üstünde. Canım, üstümde belki bilmiyorum. Duygu insanıyız tabii. Duygu insanıyız. Sırada gelen var. Ne var hocam? Sadece... Nedir? Bu hakikaten benim benim için çok güzel, özel bir şey. Yani benim için çok özel ve öyle diyorlar ben o kadar bilmiyorum ama Nazire Hanım bunu besteledi. Evet. Ve dünya çapında öyle mi? Bestesi diyorlar. Söyleyenler öyle. Ne mutlu.
Umarım inşallah o zaman şarkımızın bu anlamda bir tanıtımını şimdi gerçekleştiririz. Sana küsmem ki. Ay çok güzel sana ama. Sana küsmem ki şu. Hakikaten bence sevdanın zirvesi. Çok güzel bir şarkı sevdanın biliyorum. Sevdanın zirvesi. Çok güzel bir şarkı. Biraz önce dedim ya, anneden aldığımız o tohum işte bunu gösteriyor. Evet. Yalnız hakikaten seven küsmez, darılmaz, incinmez, kırılmaz. Ancak bir tek şey var. Tabii eğer istenmediğini hissederse o zaman da onun... Onurla gurur mesele, evet. Hayır, evet. Onur gurur meselesi değil. Onur gurur meselesi diyoruz biz onun bakın, adına. Bakın. Başını eğer gitme, bakın. Gitmek dedi, siz de dediğiniz o şekilde hocam. İşte aşk başını eğip... Aşk bence kısaca hiçliktir, özür diliyorum. Sözünüzü bölüyorum. Çok bağlı. Güzel noktaya koydunuz. Hiç. Aşk hiçliktir. Yaşadığınız dünyadaki tüm sevgilere, yaşadığınız, duyduğunuz her şey, bütün güzellikler aşktır. Aşkın varoluş noktasının gidiş mertebesi de farklıdır. Evet. Ben çocukluğumdaki Nazire ile şu anki Nazire arasında, bu oluşum arasında geçiş mertebesi döneminde çok farklılıklar görüyorum. Allah ömür verdiği sürece de belki daha ne kadar yol alacağım onu da bilmiyorum. Ama bana göre benim içsel hayatımda benim aşkın beni götürdüğü yol çok farklı. O da güzel. Çok güzel bir taraftan, evet, çok güzel bir taraftan bakıyorsunuz. Evet. O da başka bir şey. Evet. Üstadımın dediği de gerçekten başka bir şey galiba, evet. Değil mi? Evet efendim, ben yani şuna şimdi bakıyorum da Nazire Hanım, bilhassa gençlerde bir bakıyorsun ki küsmüş, darılmış. Evet. Ne oldu? Bana şunu almadı, beni şuraya götürmedi, bana şunu yapmadı, bana şöyle... peki sen diyorum ki yani seveceğin birini mi arıyorsun? Yoksa... farklı gözle bakacağın birisini mi affedersin, bu sevgili mi yoksa hizmetkar mı? İnsan değer şimdi, verdiğini farklı farklı yollardan hissettirir hadi diye düşünüyorum. Onlarla ayrılmak olmaz. Ayrılık sadece benim anlayışımda ayrılık. Eğer karşı taraf gerçekten bir şey hissetmiyor, lüzumsuz kalmışsan doğru, ikinci plana yani o ayrılığın birinci basamağı. O zaman onurdur başını eğip gitmek. İşte onu söylüyorum. Doğru. Üstadım onu söylüyorum. İstenmediğini hissettiğin yerde zaten başını eğip gitmek de sana yakışandır. Başını eğer i̇şte gidelim. Evet, başını zaten eğer gidelim diyoruz. Neyse biz. Evet. Diyoruz sana şimdi. Sana küsmem ki. Evet, evet, sana küsmem ki. Sana küsmem ki diyelim bakalım. İsterseniz Hüsamettin Bey'in bir şiiri var. Siz yazdınız. Evet. Sözler benim. Batımında bekledim seni. Gelmesen ne çıkar? Sevdim ben seni. Son defa görmeden ölürsem seni, gecele küserim, sana küsmem ki. Ecele küserim, sana küsmem ki. Bırakır da beni, giderseler, bahtıma küserim.
küserim, sana küsmem ki. Derim ki kaderim böyleymiş meğer. Hele küserim sana. Güzel yazılmış bir şiir gerçekten. İnanılmaz yazmışsınız. Ben yüreğinize sağlık. Geldiğince... Sağdım, yüreğinize sağlık. Teşekkür. Nakış olarak. Küsmek ve darılmak için bahaneler arayan insanlar evet. Bu şarkıyı dinlesin diye evet. Düşünüyorum. Evet. Evet. Evet sevgili. Biraz hareketlenelim mi? Evet sevgili gönül dostlarımız. Zaman hızla akıp geçiyor. Zamanımızın sonuna doğru geliyoruz. Bu arada bizi burada canlı yayınımızda izleyen, takip eden bütün gönül dostlarımıza hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Hepinizin ismini söylemek isterim ama bu arada zamanımızdan çalarsak sizlere şarkıyı az dinletiriz diye. Ben sizlerin affınıza sığınıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bizimle olduğunuz için diyorum. O güzel gönlünüz var olsun diyorum. Bizi yalnız bırakmayan bir sürü dostlarımız var. Sizlerin sayfanızdan, evet, sayfanızdan çok kıymetli. Değerli dostlarımız,
bizlere katılmışlar, güzel dileklerini belirtmişler. Onu bu arada kısa bir söylemek istedim. Her birine ayrı ayrı sevgi ve sonsuz, sonsuz her zaman sevgilerimizle. Evet, sırada ne var üstadım? Evet, albümde yok ama daha yeni yapılmış bir şarkı. Bostancı Gösteri Merkezi'ndeki konserimizde de final şarkısı olarak okuduk. Akşam Olanda. Yani albümden sonra durmadık. Devam ediyoruz. Devam yani. Ediyoruz. Devam ediyoruz. Evet. Hatta bu ikinci kıtayı bana sonradan yazdırdı Nazire Hanım. Evet. Şarkının ilkini başını öylesine güzel bestelemiş, şey yapmış ki. Evet. Ama iki kıtaydı. Üçü istiyor dedi. Ben de üçüncü kıtayı yazdım ve bakın ne kadar güzel bir şarkı yaptı. Hadi bakalım söylemeye çalışayım. Hadi bakalım. Gel. Azeri şarkıları. Çok hakikaten severim. Güzel oldu. Hele bir tane yaptık ki son Göksel'i de anmış olayım o zaman. Evet. Şey evet. Olarak 10 dakikamız kalmış. Göksel'i de anayım. Güzel bir şarkı yaptık. Sebebi vardır diye. Ben
bırakıp gidenlere yaptım. İnşallah evet. Bir dahaki programımızda bunu da İnşallah sizi Göksel Bey ile birlikte alıp tekrar ağırlamak isterim. Kısmet olsun. Haftaya, zaten haftaya program konuğum sevgili Murat Seçkin, Nilgün Güler ve Nedim Saatçioğlu olacaklar. Haftaya onlarla birlikte olacağım tekrar. Yılbaşı gününe rastlıyor zaten. İnşallah yine güzel bir programda beraber İnşallah. Olacağız. 10 dakikamız İnşallah. Kalmış. Neler sığdırabiliriz buna? Canlı okuyayım mı? Evet, canlı okuyun. Ben de neyi? Gurbeti, buldunuz mu? Gurbeti çalsa, gurbeti çalsa. Gurbeti çalalım. Tamam, ağzını ben kuşa çevirdim. Zamanımız az galiba. Sen 10 dakikaya sığmaz. Sizin canlı performansı alalım. Arkasından Öyle gurbet mi? Var galiba değil mi? Evet, Yok. Arkasından tamam. Onu da canlı olarak biraz serbest olarak okumak istiyorum. Evet, gidelim Kırşehir'e. Şunu vereceğim, o mikrofonu bırakın. Kemal'a ses verir misin?
Sevgili Nazire hanımcığım, yüreğine sağlık. Programımız bitmek üzere, saniyeler var. Veda etmek için izin istedim yönetmenimden. Söylemek istediğiniz, selam göndermek istediğiniz kimseler varsa üstadım, ben çok teşekkür ediyorum. Şenlendirdiniz bugün bu stüdyoyu. Biz teşekkür ediyoruz. İyi ki geldiniz. Bize bu fırsat verdiğiniz için. Tekrar görüşmek üzere diyorum ben. Saygılarımızı, doyamadım sevgilerimizi, muhabbetlerimizi iletiyorum ben. Aynı şekilde sevgi, saygı bizlerden sizlere, tüm gönül dolusu dostlarımıza davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir programdı. Hayırlı uğurlu ben olsun. Bana göre. Canlı yayın bu göre. Haliyle canlı yayında eksiğimiz kusurumuz tabii. Olur, olmuştur da. Asıl kamera arkasındakilere teşekkür ederim. Evet sevgili yönetmenim, evet. Bana bu fırsatı verdiği için Kaçkar TV Yönetim Kurulu Başkanı Osman Bey'e, Adnan Bey'e, Dilek Hanım'a, Rize'dekilere, herkese çok selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. Sağ olun, teşekkürler. Evet, haftaya dediğim gibi sevgili şair, bestekar Nedim Saatçıoğlu, sanatçı arkadaşımız Murat Seçkin ve Nilgün Güler arkadaşlarımızla sizlerle tekrar birlikte olana kadar hoş kalın, hoşça kalın. Şen kalın, esen kalın efendim.